Sayın Bekir Pakdemirli ülkelerin yükselişi de çöküşü de tarımla başlıyor. Bunun için güçlü Türkiye olma yolunda olma yolunun güçlü tarımdan geçtiğini asla unutmamak zorundayız. Üçüncü Tarım ve Orman Şurası tanıtım toplantısı Ankara'da yapıldı. Bu şurada öncekilere kıyasla daha uzun ve bir çalışma döneminden geçmeyi hedefliyoruz. Ekim ayına kadar çalışma gruplarının detaylı teknik çalışmaları yaparak şuraya sunmasında planlıyoruz. En ücra köylerimizdeki üreticilerimizden dünya çapındaki akademisyenlerimize kadar önümüzdeki 3 ay içerisinde herkesin katkısını alarak geniş kapsamlı bir şura hazırlık dönemi geçireceğiz. 2019 yılında sadece tarımda yaklaşık 940 milyon kişi istihdam edilmektedir. Tarımsal faaliyet küresel anlamda arazilerin yaklaşık yüzde ellisinde yürütülmekte olup su kaynaklarının yüzde yetmişini kullanmaktadır. Bakan Bekir Pakdemirli, 15 yıl aradan sonra bu şuranın gerçekleştirileceğini söyledi. Bu şura ile tarım ormancılıkta önümüzdeki 5 yılı planlayarak gelecek 25 yılı yönetmeyi hedefliyoruz. Gıda talebinin artacağına vurgu yapan Bekir Pakdemirli su kaynaklarını korumalıyız dedi. Ülkemizde 24 milyon hektar alanda tarım yapılmakta. 14.6 milyon hektar mera alanından da faydalanılmaktadır. Bakan Pakdemirli hayvan varlığının yeterli seviyede olduğunu belirtti. 2018 yılında canlı hayvan varlığımızı 17.2 milyon büyükbaşa, 46.1 milyon küçükbaşa, 229.5 milyon et tavuğuna ve 124.1 milyon yumurta tavuğuna çıkardık. 2018 yılında tarım ve gıda ürünleri ihracatımız 17.7 milyar dolar, ithalatımız 12.8 milyar dolar, dış ticaret dengesi ise artı 4.8 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Kırsal kalkınma destekleri devam edecek diyen Bakan Bekir Pakdemirli, her türlü fikrin kendilerine ulaştırılması için www.tarimormansurasi.gov.tr adresli web sitesi oluşturduklarını, bu sayfada herkesin proje ve görüşlerini iletebileceğini de sözlerine ekledi.